Dostlar, dün gece buraya alelacele hava karardığı için çadır kurmuştuk. Çadır yere sabitlemedim bile. Şimdi sabah 9 civarı. Çadırı toplayıp yola gideceğiz. Burada çok fena sinek vardı. Adeta sinekler şenlik yapıyordu yani. Hadi bir toplayalım da yolda görüşürüz. Selamun aleyküm dostlar. 81 il, 81 fidan diyerek çıktığımız yol macera devam ediyor. Az önce çadırımızı topladık çatal ağzında bir top sahası gibi bir yerde. Şimdi liman bölgesine doğru gidiyoruz. Oradan geçip Muslu diye bir belde daha gelecekmiş. Oraya bakacağız. Az önce bir dükkanın önünde bir çeşmede elimi yüzümü yıkadım. Teyze varmış orada, onunla azıcık muhabbet ettik. Nereye gideysin? Nasıl yani? Yürümek gideysin. kaç günde gideysin? Her soru bombardımanından kurtulup şimdi böyle termik santrallerin arasından gidiyoruz. Buralar liman bölgesi. Eren Limanı şöyle. Termik santraller, tren yolları. Havasız bir yer. Şöyle geldik, şimdi bu tarafa doğru, Muslu'ya doğru gidiyoruz bakalım. Burası Muslu'ya bağlı Kasköy, hemen limanın dibinde. Biraz oturduk burada. Şimdi Muslu'ya doğru devam ediyoruz. Kahvede bir çay poğaça. Selamünaleyküm. Velhasıl yola devam. Bir yarım saattir buralardayız. Şöyle tren yolunun dibinden gidecek. Haydi bakalım. Dostlar, Muslu beldesine geliyoruz, çarşısına doğru. Yine çarşısında biraz dinlenirim, otururum bir çay. Şöyle söyleyeyim. Burası da küçük bir belediyelik. Kilimli'ye bağlı beldeymiş burası da. Buradan sonra Göbi geliyor. Bugün fazla yürümeyeceğiz. Sadece Göbi'ye kadar gideceğiz. Haydi bakalım. Muslu'dan çıkıyorum abi. Merkezinde durmadım. Zaten bir belediye binası, iki bakkal, bir de kahve gibi bir yer vardı. Çok durulacak bir yere benzemiyordu. O yüzden durmamayı düşündüm. Zaten az öncesinde köyde kahvede oturmuştuk bayağı. Şimdi Muslu'nun çıkışı burası. Göbeğe doğru ve rampalar başlıyor abi. Çok dik rampalar var, bakın şöyle. Karşıya doğru elektrik direğinin oraya doğru dolanıyor. Sonra bir daha böyle in çık in çık sürekli. Şu zirveyi böyle dolanarak açacağız. Bayağı bir yorulacağız. Sonra zaten Göbi geliyor abi. Hadi bakalım. Sahili güzel dediler ama bir gidelim görelim. Az çıkalım, yine dinleniriz. Rampadayız abi. Kesildik, bittik. Daha da %20'sine anca çıktık gibi. Şöyle aşağıdan dolandık. İki kıvrım. Daha böyle yukarı bir daha dolanıyor, bir daha dolanıyor, bir daha, bir daha, bir daha. Karşıdaki su topası mı, çeşme mi? Orada oturayım dedim ama burası gölgelik diye buraya çöktük. Neyse. Biraz dinleyelim. Görüşürüz. Ne yiyorsun kız? Ot yiyor. Mamalardan sonra çok et yiyor ya. Mamaların acaba bir zararı mı var? Çok mu yoruldun? He? He. Dostlar, aşağıdan geldik, görebiliyor musunuz? Şöyle elimi kaldırayım. Kıvrım 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 kıvrım. En son oturduğumuzda çeşme göstermiştim. O akıyormuş abi, çeşmeymiş orası.
Yoldaş suyunu içti. Ben elimi yüzümü yıkadım. Sularımızı doldurduk. Sonra oradan da bayağı geldik abi. Yalnız çok yorulduk ya. Kaval kemiğim de hafif hafif ağrımaya başladı. Umarım bir sıkıntı çıkarmaz. Şimdi sanırım tepe noktaya geldik abi. Orada yüzdelik bir iniş gösteriyor. Oh. Sonra bir daha yokuş var galiba. Bilmiyorum ama tepe nokta burası abi. Tepe noktaya 10 metre kala attık kendimizi gölgeye. Az dinlenek. Sonra görüşürüz. Hadi bakalım. Yokuş aşağı iniyoruz abi. Yaklaşık 2 kilometre kaldı Göbü sahiline. Şimdi buradan görünmüyor ama şu çamların arkası Göbü. Şöyle sola doğru da sahile iniyor. Harita da öyle gösteriyor yani. Bir gidelim bakalım. Muhtemelen çok kalabalıktır şu an. Çünkü hava tam deniz havası. Çok sıcak bastırdı. Bu geçen arabalar da muhtemelen denize gidiyorlar. Bu civarda da yakın bir burası var. Kilimli'ye falan. Muhtemelen köylerden denize indiler. Havanın sıcaklığını fırsat bilen insanlar. Bakalım etrafında kamp kuracak güzel yerler var mı? Duruma göre ya bir gün ya iki gün burada dinleneceğim abi. Eğer sakin bir yerse iki gün. Kalabalıksa bir gün. Çok sıkıntılı bir yerse beğenmezsem direkt geçerim saat. Çünkü öğlen vakti daha yolumuz var. Duruma göre. Haydi gidelim bakalım bir sahili görelim. Sonra yine değerlendiririz. Göbü aşağısı dostlar. Abi çok rampa ya. İniş de zor. Baksanıza. Ha böyle inecek. Neyse bakalım hadi inelim. Görüşürüz. Dostlar sahile geldik. Çadırımızı kurduk. Yoldaş bir suya girdi çıktı. Şimdi mamasını yiyor. Ben de hava sıcak denize girip çıkacağım abi. Buralar böyle şu an sezon dışı. Benim tahmin ettiğim gibi kalabalık değilmiş abi. Herkes buraya geliyor zannettim ama bir kişi var, bir çift var orada güneşlenen. Başka da kimse yok. Zaten daha mekanlar da kapalı. Yiyecek içecek bir şey de yok. Köyün merkezinde market var mı bilmiyorum. Orası da uzak. Buradaki restoranlar var. Yarı açık gibi. Bakalım soracağım bir şeyleri varsa karnımızı doyurmak için. Yanımda bir noodle var. O da işe yaramaz. Neyse. Haydi bir denize girelim bakalım. Hadi yürü denize girelim yoldaş. Yürü. Koş. Gel. Biraz dalgalı su. İnşallah çok soğuk değildir. Soğuk abi, cesaret edemedim ya. Bir daha deneyelim. Gel yoldaş, gel buraya, gel. Gel.
Ferahladım yalnız. İyi oldu. Evet dostlar, denize girdik. Duş niyetine hem de yüzdük. Fena değil, çok soğuk değil su. Hava da bayağı sıcak bugün. Yanmış mıyım ben ya? Bayağı yanmışım abi. Yollar adamı böyle bronzlaştırıyor işte. Velhasıl şimdi şurada bir restoranda çerez, cips falan varmış. Aldım biraz. Köyün içine gitmeye üşendim abi. Aslında çadırımı kurdum, yavaş yavaş yürüyüp gidebilirim ama burada iki gece kalmak istiyorum. Çünkü bir haftadır galiba şehir merkezinden geçiyoruz. Yani Ereğli'den sonra düzgün bir kamp alanında kamp yapamadık. Sakin bir yer bulamadık. Gece müzik sesleri, gürültüler. Umarım burada öyle bir şey yoktur. Yani sezon dışı sakin. Gecede sakin olacağını düşünüyorum. Bu gece kalacağız. Yarın da kalmayı düşünüyorum ama 5 kilometre ötede başka plajlar da var. Belki oraları da görürüm diye düşünüyorum. Yani şu an yorgunlukla kalmayı düşünsem de yarınki durum değişebilir. Çok rampa indik çıktık abi. Kilimli'de sonra şimdi buraya gelirken fena yorulduk. Saçlarımı yıkadım denizde. Şampuanım vardı. Küçük otel şampuanında. Bir duş aldık. Ferahladık. Ekmek arası bir şey de yapıyormuş. Yaptırdık. Yedik içtik derken şimdi yavaş yavaş istirahate çekiliyoruz. Daha saat 4. Gel buraya. Yoldaş bir köpeğin peşine gidiyor. Burada köpek de çok. Gelirken saldırdılar. Baktım olmayacak, birine şöyle taş kaldırdım atayım diye. Tabii köpeğe denk getirmeyerek atıyorum. Korkutmak amaçlı. Sahilde orada bir kızla erkek görünüyor mu? Orada plajda güneşleniyorlar şezlonglarında. Tam oradan bana atma atma, köpeğe taş atma. Hayvan sever ya. O hassasiyetle bizi köpeğe taş atıyor zannediyor. Halbuki köpeklerin dilinden ben anlarım abi. Onca yol, onca memleket gezdim. Her bölgenin köpeğiyle muhatap olduk. Çoban köpeğinden sokak köpeğine kadar. Kimisini mama verip severek susturdum. Kimisini korkutarak. Yani bazıları öyle bir havlıyor ki sıkıntı. Bazıları hiç sessizce yanaşıyor. Saldırıyorlar. Bazıları çoban köpeği sürü koruma için eğitilmiş. Bazıları bölgesini koruyor falan filan. Hepsine ay canım canım diyerek olmuyor yani. Anladıkları dilden zarar vermeden konuşuyoruz. Yoldaş da bir şekilde başının çaresine bakıyor. Değil mi kızım? He? Bir selam ver bak, seni çekerim ha. Uzattım abi. Fanta, sigara, manzara. Belki akşamüstü çayım vardı. Su da aldım. Su da var. Bir çay demlerim. Çay çerez yaparız. Hadi bakalım. Görüşürüz diyelim. Ha bu arada söylemedim galiba bugün. Abi abonemiz çok az bak. Sloganımızı duyuralım diyoruz ama nedense bir türlü insanlara ulaşamıyoruz. Sosyal medyanın algoritmaları arasında boğuşuyoruz. O yüzden beğenerek, hatta sosyal medyalarda veya herhangi bir yerde paylaşarak başkalarının duymasına yardımcı olun. Desteğinizi tam verin. Abone olmayı unutmayın, abone değilseniz hala.
Zor bir yoldayız. Desteğe ihtiyacımız var. Ayrıca katıl seçenekleri de var. Ben ekstra destek vermek istiyorum derseniz onlara da bir inceleyin derim. Hadi bu kadar yeter be. Göbü sahilinde gün batıyor dostlar. Çadırımızda istirahate çekiliyoruz. Yarın yine rampalar var ve Türkali'ye doğru gideriz muhtemelen. İkinci günü de kalır mıyım? Onu yarın sabah karar vereceğim. Kalınabilir bir yer ama. Neyse, sabah ola hayrola. Yeni yollarda görüşmek üzere. Bana müsaade.